Merhaba. Okul sadece dört tarafı duvarlarla çevrili, üstünde damı olan bir yer değildir. Okulun içinde sıra da olması lazım, tahta da olması lazım. Gocuk asmak için bir yerler, onlara da ihtiyaç var. Ama her şeyi okuldan öğreneceğiz diye bir şey yok. Biz de bir şeyler anlatıyoruz, bizden de bir şeyler kapabilirsiniz sonuçta. Kapın, sömürün bizi. Sömürün. Bugün size sosyal yaşantınızda, insan içinde, milletin yüzüne bakarken nasıl işsiz davranacağınızı göstereceğiz. Biliyorsunuz ki işsizlik beden eğitimi dersine benzer. Bazen yürürsünüz, bazen koşarsınız ve nerede zıplamanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekir. Çalışan biriyseniz bile işsiz görünmeniz işinize yarar. Ne zaman mesela? Bazen babanızın halası sizi evlendirmek isteyebilir. Yattığınız odaya her akşam yeni mürüvvet adaylarının fotoğraflarını o zarif çıktı alıp duvarlarınıza boy boy yapıştırabilir. Ya da en yakın arkadaşınız umreye gitmek için sizden borç para isteyebilir. Böyle durumlarda işsiz görünerek bunlardan sıyrılabilirsiniz. İşsiz görünmenin ilk yolu gerçekten işsiz olmaktır. Bu çok basittir, zor bir şey değil, kolay bir şeydir. İşiniz yoksa mesela zaten işsizsiniz. Çalışıyorsanız da iş yerinde patrona benim bir işim var deyip çıkıp gidebilir, bir daha da gelmeyebilirsiniz. Bu sizi işsiz gösterir. Mümkün olduğunca zayıf. Yani bir toplama kampında 4. yılınızı kutluyormuşçasına zayıf ama sağlıklı. Her şeye rağmen pancar gibi yanaklar. Çünkü insanlara sosyal güvenceniz yok imajı vermeniz lazım. En son doktora koalisyon döneminde gittik. Efendim saat 5'te sıraya girerdik ve hastanenin içi köpek eti ve yaşlı ayağı kokardı. Öyle kötü dönemler. O günden beri hastaneye gitmiyorum çünkü işsizim. Yürüyün. Yürümek çevrenizdeki insanlara boşsunuz mesajı verir. İş arıyormuş gibi yavaş ama kararlı, azıcık da dalgın. Osmanlı'da sefere çıkan Yeniçeriler gibi uzun bir yola gideceksiniz ama sonunda da savaş var. O kafa karışıklığı içerisinde yürüyün. Ya da en şaşalı dönemleri artık geride kalmış ünlüler gibi. Mesela Osman Taner'in yumurta almaya gitmesi gibi ya da BBG Doğa Bey'in A101'den eve dönerkenki yürüyüşü gibi yürüyün. Uzak yerlere de metro ile değil otobüsle gidin. Çünkü metro çalışan insanın kullanacağı toplu ulaşım aracıdır. Otobüste saatler geçireceğiniz için işsizler genelde otobüsü tercih eder. En önemli yollardan biri de takım elbise giymek gördüğünüz gibi. Çünkü işsizler genelde takım elbise giyer. Mesela dedeler ya da takım elbise mankenleri ya da lise mezuniyetine giden gençler. Takım elbisenizin üzerinize oturmaması çok önemli. Böylelikle daha işsiz bir görüntü verebilirsiniz. İşsizler para ve ekonomiden uzak olurlar. Parayla ilgili bütün kavramları bilmiyormuş gibi davranır. Ne? Para mı? Evet. Para? Evet. Güzelmiş. Bu para mı? Ne? Bunu da mı parayla şey yapacağız? Bu parayı nereden buldunuz? Ben hiç para bulamıyorum gibi triklerle siz de işsiz görünebilirsiniz. Ya da swap, bono, EFT, tahvil, hisse senedi gibi kavramları hiç bilmiyormuş gibi davranarak işsiz görünmek mümkün. İşiniz var ve bu kavramları hala bilmiyorsanız gizli işsizsinizdir. O işin pek tadı çıkmaz. Biliyorsunuz ki günümüzde işsizlik yok, iş beğenmeme var. Siz işsiz olduğunuzu kanıtlamak için bütün işleri beğeneceksiniz. Lamba değiştiriciliği, ne kadar güzel. YouTuber berberi mi? Ne kadar güzel bir iş. Beğen. Midye doldurucu mu? Süper bir iş. Zenne, ne kadar güzel bir iş. Keşke ben de olabilsem. Bütün işleri beğenerek işsiz olduğunuzu insanlara kanıtlayabilirsiniz. Sürekli iş görüşmesi yaptığınızdan bahsedin. Sedat abi arada geçen, Fırat Tanış'ı tanıyormuş. Onun evinde fare kapanı kuracak bir adama ihtiyaç varmış. Yarın onlarla görüşmeye gideceğim. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Bakalım önemli. Bir de Mars'a adam göndereceklermiş. Yarın ona başvuracağım bakalım. Sararsa giderim moruk. Yani evli değilim, bir şey değilim. Ne olacak ki? Ünlü sanatçı Yıldo asistan arıyormuş. Çarşamba onunla görüşmeye gideceğim. Genel olarak sistemi şikayet etmelisiniz. Torpilli adam alıyorlar. Liyakat kalmamış. Benim gibi adam boşta geziyor. 4 yıl iktisadı boşa okumuşuz. Benim gibi iktisatçıyı yurt dışında havada kaparlar. Ama yok yani, işsiziz. En etkili yollardan biri annenizle babanızla yaşamanız ve cüzdanınızda tarihi geçmiş bir prezervatif taşımanızdır. Para yerine prezervatifi gören insanlar sizin işsiz olduğunuzu anında anlayacaklar. Özgeçmişiniz önemli. Yeteneklerinizi her ortamda saymaya başlayın. Yemek yaparım, iyi kitap okurum, hitabetim iyidir, konuşabiliyorum. Takım çalışmasına yatkınım, kalifiyeyim. Bir gün şirketler bunu anlayacak, tamam mı? Şu an anlayamıyorlar çünkü işsizim.
Ben de bir gün hayallerimdeki işi yapacağım ve tahnitçi olacağım. Göreceksiniz. Evet, bu saydığımız 10 maddeden birini ya da birkaçını yaparsanız siz de işsiz gibi görünebilirsiniz. Siz de eğer bir şey gibi görünmem lazım. Ya işte ya bir şey gibi görünmem lazım ama nasıl görüneyim diye düşünüyor ve bulamıyorsanız bize yazın. Biz de size nasıl görünebileceğinizi anlatalım. Biz buradayız. Ben anlatır anlatır giderim. Ben maaşımı alıyorum. Benim için hiç problem yok. O yüzden iyi dinleyin, notlarınızı alın, tekrar edin, pratik yapın. Pratik önemli ve insanlara her an, her dakika, her yerde, her şekilde işsiz gibi görünün. 2020 yılı hedeflerinden ya da kaç yılında olursanız olun, ilerleyen süreçte de 2034'te bile işsiz gibi görünmek sizin elinizde. Bu saydığım 10 tüyo sayesinde. O zaman güle güle ya da hoşça kalın. Hangisi olur? İkisi de aynı şey. İsteyen istediğini de güle güle diyebilirim.